Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenlerimiz. İşte yine bir Gönül Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Radyomuz TGRT FM'de. Bir parça olsun geç girdik bu akşam. İnşallah sevgili dinleyenlerimiz radyoların başındadırlar. Programımız saat 10'a kadar devam edecek. 22'ye kadar sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Ana kumanda masasında Ahmet Atalay, ben Fatma Tütüncüoğlu ve Sayın Osman Ünlü hocamızla sevgili dinleyenlerimize kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'a son şükürler olsun. Cenab-ı Hak bugünlerimizi aratmasın inşallah. İnşallah. Efendim önümüzdeki hafta nasip olursa Kurban Bayramı. Evet bir bayram. Ramazan-ı Şerif dini bayram olarak iki tane bayramımız var. Birisi Ramazan-ı Şerif bayramı ki o geçti. Şimdi önümüzdeki hafta nasip olursa Kurban Bayramı geliyor. Tabii Kurban Bayramı'nın içinde bulunmuş olduğu bir ay var. Bugün de zaten o ay üzerinde bildirilen hadis-i şerifler var. Onların bereketi var. Zilhicce ayı deniyor bu aya. Ve kurban da bu ayın 10. günü kesilmekte. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günü oluyor. 11. günü, 2. günü, 12. günü, 3. günü. Kurban Bayramı'nın 1. 2. ve 3. günü kurban kesiliyor. Ama denirse ki efendim Kurban Bayramı 4 gün. Evet 4 gün. 4. gün ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri devam eder. Ama kurban Kurban Bayramı'nın 3. günü güneş batana kadar kesilmesine devam eder. Şimdi efendim bu Zilhicce ayı deyince dinleyicilerimizin belki bilenleri vardır, bilmeyenleri vardır. Ama diyeceksiniz hani Nasrettin Hocam yarın bir gün çıkmış anlatıyor falan. Önünde bir topluluk var, bir cemaat var. Anlatacağım biliyor musunuz diye sormuş. Demişler bilmiyoruz. Demiş bilmezseniz ne lüzum var anlatmaya demiş. İlmiş mübarek. Şimdi oradaki topluluk kendi aralarında cemaat demişler ki ya bir daha böyle bir şey soru sorarsa yarımız biliyor yarımız bilmiyor diyelim. Biraz bir şeyler anlatsın bakalım bilmiyoruz dedik. Bilmeyene ne anlatacaksın dedi ve gitti. Ertesi gün yine öyle demiş benim anlatacaklarım biliyor musunuz? Efendim demişler yarımız biliyor yarımız bilmiyor. İyi o zaman demiş bilenler bilmeyenler öğretsinler hadi alasmalı demiş. Biz öyle demiyoruz efendim. Öyle demiyoruz. Ne diyoruz hocam? Şimdi efendim Zilhicce, bu kameri aylardan, hicri aylardan yani hilalin, gökteki hilalin doğuşuna ve batışına göre ayarlanmış olan bir takvim var. Bir de güneşin, yani ona şemsi yıl deniyor, güneşin durumuna göre ayarlanan bir takvim var. Hı hı. Onun için şemsi yıl, kameri yıl tabiri kullanılıyor. Hı hı. Şemsi olarak yani güneş yılı olarak bilinen yılında birkaç tane bunların kullanılış şekilleri var. Mesela bunlardan bir tanesi Rumi yıl. O da güneş sistemine göre kullanılıyor. Hala takvimlerde yazılır. Hı hı. Belli dönemlerde kullanılmış. Şu anda miladi takvim diyoruz. Biz de kullanıyoruz. 2000'i gösteriyor. Başlangıç olarak İsa Aleyhisselam'ın doğum zamanını esas almışlardır. Doğum zamanı zannedilen zamanı esas almışlar. Çünkü zannedilen diyoruz kesin değil. İsa Aleyhisselam sıfırda dünyaya geldiğine göre 2000 sene geçmesi gerekir. Fakat sıfırdan önce İncil'lere rastlanıyor. İsa Aleyhisselam doğmadan önce İncil var. O ne demek? Mümkün değil. Mümkün değil. İsa Aleyhisselam Resul olan bir peygamber. Musa Aleyhisselam Resul olan bir peygamber. Resul olan peygamberlerin arasındaki zaman farkı 10 asırdan aşağı değil. 10 asırdır. İsa Aleyhisselam'la Muhammed Aleyhisselam arasında peygamber gelmiş. Ama İsa Aleyhisselam Resul bir peygamberdir. Muhammed Aleyhisselam da öyle. Dolayısıyla ikisinin arasındaki zaman farkı 10 asır olması gerekirken bakıyoruz 6 asır. 4 asır kayıp. Eksik yani. Yani miladi takvim eksik. Yani 2000 değil. 2300-2400 falan olması gerekiyor. Esas İsa Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'ın doğumu esas alınacak olursa 2300-2400'lerde olması gerekir. Hı hı. Peki hicri takvim diyoruz. Yani kökteki hilale göre kameri takvim dediğimiz onun başlangıcı Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicreti esas alınmış. Ve hicri takvim sözü de oradan geliyor. O Peygamber Efendimiz'in hicreti esas alınarak hazırlanan bir takvimdir. Ama hilalin doğuşuna ve batışına göre yani kameri yıla göre
ve kameri aylara göre hesap ediliyor. Dolayısıyla dini günlerimiz, mübarek gecelerimiz hep bu kameri takvimdeki bildirilen aylara göredir. Bu ayın başlangıcı, kameri takvim ayının başlangıcı, yani yılbaşı ayı Muharrem ayıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz Zilhicce ayıdır. Bundan önce Zilkade'ydi. Recep, Şaban, Ramazan, Şevval. Ki Şevval o Ramazan bayramını yaptığımız ayın ismidir. Şu anda Kurban Bayramı'nı yaptığımız ayın ismi de Zilhicce ayıdır. Recep ayı metüsena edilmiş. Şaban ayı metüsena edilmiş. Ramazan ayı zaten oruç tuttuğumuz aydır, mübarektir. Şevval ayı da bayram, Ramazan bayramını yaptığımız aydır. Ve o ayda oruç tutulması da tavsiye edilmiş. Ve bir de bu aylar içerisinde şu anda içinde bulunduğumuz Zilhicce ayı metüsena edilmiş. Bunun arkasına gelecek olan Muharrem ayı var. Aşure günü, aşure gecesi, aşure pişirilen ay diye biliniyor. Halbuki dinimizde aşure pişirmek ibadet değil. Nuh Aleyhisselam'ın sünnetidir o. Muhammed Aleyhisselam'ın değil. Yani aşure günü, aşure pişirmek, ibadet olarak pişirmek yanlıştır, caiz değildir. Herhangi bir tatlı yapmanın mahsuru yoktur. Ama aşure ayı içerisinde istediğin zaman da aşure tatlısı yaparsın ve istediğine de dağıtırsın. Demek ki Muharrem'in 10. günü, Muharrem ayının 10. günü, aşure günüdür. Günü de kıymetlidir, gecesi de kıymetlidir. Ve Muharrem ayının ilk günü ve gecesi de kıymetlidir. Muharrem'in 9. ve 10. günü veyahut da 10. 11. günleri oruç tutmak da tavsiye edilmiştir, kıymetlidir. Şu anda biz Zilhicce ayının bugün 3'ü, yarın 4'ü. Salı günü girmişti, salı, çarşamba, perşembe, perşembe günü 3, yarın 4. Haftaya 10. günü olacak perşembe ve Kurban Bayramı 1. günü. Zaten Zilhicce'nin 10. günü Kurban Bayramı oluyor. Zilhicce'nin 9. günü haftaya, önümüzdeki hafta çarşamba günü, Arefe günüdür. Çarşambadan önceki salı gününe de terviye günü denir. Bu terviye günü, Arefe günü ve Kurban Bayramı. Bunların hepsi bu ayın içerisinde bulunuyor. Zaten bakın Kurban Bayramı 4 gün. Günü de gecesi de kıymetli. Kurban kestiğimiz bir aydır. Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesine Arefe günü denir. Arefe günü sadece bu güne mahsustur. Zilhicce'nin 9. günüdür. Diğer zamanlarda Arefe günü yoktur. Ve dinimizde bildirilen kıymetli olan Arefe günü Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki gündür. Ve o gün çok kıymetlidir, çok tavsiye edilmiştir. Günü de kıymetlidir, gecesi de kıymetlidir. Ve her günün gecesi kendisinden önce gelir. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz gece Cuma gecesidir. Perşembe değil. Perşembe akşam namazıyla beraber bitti. Akşam namazından itibaren Cuma'nın gecesi başladı. Nereye kadar devam edecek? İmsak'a kadar Cuma'nın gecesi. İmsak'tan itibaren Cuma'nın gündüzü başlayacak. Yarın akşam namazı vaktine kadar devam edecek. Evet, Cuma'nın gündüzü devam edecek. Hı hı. Cuma'nın gecesi de kıymetli, gündüzü de kıymetli. Şimdi haftaya, Perşembe günü, Arefe günüdür. Peki gecesi, Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece gibi geliyor değil mi? Ama değil. İsna olarak Kurban Bayramı geceleri ve Arefe gecesi kendisinden sonraki gelen gece. Mesela haftaya bugün Arefe gecesi olacak. Arefe gecesinde sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. İnşallah. Arefe gecesi olacak. Günü önce gelecek, gecesi sonra gelecek. Kurban Bayramı'nın mesela Perşembe günü, özür dilerim. Perşembe günü, Kurban Bayramı'nın birinci günü. Perşembe günü. Ha, özür dilerim. Kurban Bayramı'nın birinci gününün gecesi olacak haftaya bugün. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan, çünkü Arefe günü, Çarşamba günü, gecesi, Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece olacak, Çarşamba gecesi, Arefe gecesi. Peki bu gece ne olacak? Kurban Bayramı'nın birinci gününün gecesi olacak haftaya. Çünkü gündüzü Perşembe. Gecesi bir önceki gece olmuyor, öbürlerindeki gibi değil, diğer zamanlardaki gibi değil. Onu anlatamadık, karıştırdık biraz, dinleyicilerimiz de şimdi diyecekler. Sil baştan bir daha alayım. Tamam. Günü önce geliyor, gecesi sonra geliyor. Mesela haftaya çarşamba gün, Arefe günü. Gecesi ne zaman? Salıyı çarşambaya bağlayan gece değil, çarşambayı perşembeye bağlayan gece. Çarşamba gün güneş battıktan sonra Arefe günü bitiyor ama gecesi başlıyor imsak kadar. Arefe gününde itibaren mi başlıyor bu söylediğimiz? Evet efendim. Arefe'nin gecesi haftaya, çarşamba günü Arefe gecesi. Özür dilerim, Arefe günü, çarşamba günü. Gecesi de çarşamba günü güneş batıyor.
günün gecesi başlıyor. Halbuki bu perşembe gecesi olması gerekirken, perşembe gecesi olması gerekirken, normal diğer zamanlarda öyle ama arefe gününün gecesi kendisinden sonra geliyor. Kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinin gecesi de kendilerinden sonra geliyor. Allah Allah, ne kadar farklı bir evet. Hikmet. Nedir hocam? Sadece bunlara mahsus, öbürlerine değil. Mesela cuma gecesi, bugün cuma gecesi. Perşembe ile alakası yok. Perşembe ile hiç alakası yok. Ama haftaya bugün kurban bayramının birinci günü, birinci gününde gecesi bugün olacak. Halbuki gün gitti. Onun gecesi önceden gelmiş olması lazım. Öbürlerine göre öyle olmayacak. Öyle olmayacak. Neyse biraz uzattık. Dinleyicilerimizden özür dilerim. Anlaşılmıştır inşallah Teala. İnşallah. Kabahat bizim. Biraz kulağımızı böyle dolandırdık durduk. Şimdi efendim demek ki bu ayda hem kurban kesiyoruz. Böyle kıymetli bir ibadet var. Kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kıymetli günlerdir. Arefe günü var. Gecesi de var. Bu ayda, Zilhicce ayında kıymetlidir. Günü de, o arefe gününün gündüzü de kıymetli, gecesi de kıymetli. Bir de terviye günü var. O da arefe gününden önceki gün. Zilhicce'nin 8. günü terviye günü, 9. günü arefe, 10. günü kurban bayramının 1. günü. Ondan sonra 2, 3, 4 diye gidiyor efendim. Peki nedir hocam terviye günü? Terviye günü hakkında şu anda hacılar hazırlıklarını yapıyorlar. O Zilhicce'nin 8. günü Arafat'a çıkıyorlar. Hazırlık yapıyorlar. Hazırlık yapmaları bakımından terviye denmiş. Fakat bir başka rivayet var o konuda. İbrahim Aleyhisselam daha önce işte bir oğlum olursa onu kurban ederim diye adakta bulunuyor. Öyle bir nezri oluyor. Zaman geçiyor. Allah-u Teala kendisine bir erkek evlat nasip ediyor. İsmail Aleyhisselam'a ihsan ediyor ve rüyada ikaz ediliyor. Rüyada ikaz ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor bu. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Hani bazen diyorlar ya efendim işte nerede? Bildirilmiş ki onlar falan. Aslı faslı yok falan. Efendim Saffat Suresi 102. ayeti. Saffat Suresi 103, 104, 105, 106. Yine Saffat Suresi 107, 108, 109, 110, 111. ayet-i kerimeleri. İbrahim Aleyhisselam'ın o görmüş olduğu rüyanın durumu ve oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban edişi anlatılıyor. Ayet-i kerimede. Yani bu bir hikaye değil, bir masal değil. Hani bazıları, efendim bu konuda bir şey var mı? Var işte, ayet-i kerimede geçiyor. Allah-u Teala açık net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de de bildirmiştir. Ve kurban edileceği de orada bildiriliyor. Önce bir rüya görüyor. Acaba demiş, yani Rahmani mi değil mi? Peş peşe üç rüya görünce, o Zilhicce'nin 8. günü, Zilhicce'nin 8. günü hep düşünmüş. Düşünmekle geçirmiş, tefekkürle geçirmiş. Acaba rüyam sadık mı, değil mi? Sadık mı, değil mi? İşte ona o sebepten dolayı terviye günü, yani düşünmeyle, tefekkürle geçirildiği için İbrahim Aleyhisselam, hani ilk rüyayı görünce, ikaz edince rüyasında, acaba sahih mi, değil mi? Aldatılıyor muyum diye o günü hep düşünceli geçirmiş, hep tefekkür etmiş. Bu bakımdan terviye günü denmiş, buyuruluyor. Arefe günü ise Kurban Bayramı'ndan bir gün önce. Mesela Ramazan-ı Şerif bayramından bir gün öncesine arefe denir mi? Bayram arefesi denir ama arefe günü yok Ramazan bayramından önce. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in kendisidir o. Mesela 29 çekiyorsa Ramazan ayı, 29. gün arefe olur mu? Hayır, arefe değil o. Ha bayram arefesi deriz ama arefe günü değil. Arefe günü sadece Kurban bayramından önce Zilhicce'nin 9. günü. Bir gün öncesi, Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesi olan güne, yani Zilhicce'nin 9. gününe deniyor. Dolayısıyla Zilhicce ayı kıymetli bir ay, mübarek aylardan birisidir. İçinde hem terviye günü var, hem arefe günü var, gecesi var, Kurban Bayramı günleri ve geceleri var. Dolayısıyla Zilhicce ayı böyle kıymetli bir aydır. Mesela dolayısıyla hadis-i şeriflerle de metüsena edilmiş. Şu anda üçündeyiz. İşte cuma 4 olacak, 5 olacak. Yani mübarek günlerin içerisinde bulunuyoruz. Zilhicce ayının içerisinde bulunuyoruz. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Hiçbir ibadetin kıymeti Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılanın kıymeti gibi olmaz buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hiçbir ibadetin kıymeti Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılanın kıymeti gibi olamaz. Olmaz değil, olamaz buyuruyorlar. Ve yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zilhicce'nin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de kabir gecesini ihya etmeye bedeldir buyurmuşlardır. Hadis-i şerif bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar. Ve bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
Zilhicce'nin ilk 10 gecesinde yapılan amel için 700 misli sevap verilir buyuruyor. Yani şu anda Zilhicce ayında bulunuyoruz. Mesela cuma gecesi. Şu anda içinde bulunduğumuz. Ve Zilhicce ayının kıymetli günlerinden ve gecelerinden birisini yaşıyoruz. Gecelerinden birisini yaşıyoruz. Gündüzünü yaşadık. Yarın da cuma günü. Cuma mübarek, gecesi de mübarek. Bir de Zilhicce ayı içerisinde bulunuyorsunuz. Hı hı. Ve Zilhicce ayı içerisinde de Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki Zilhicce'nin ilk günlerinde tutulan oruç bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir. Yani şu anda Zilhicce'nin ilk 10 gününde bulunuyoruz. Bugün 4. gecesi. 3. gününü bitirdik Zilhicce'nin. 4. gecesine girdik. Dolayısıyla ilk 10 günün içerisinde bulunuyoruz. Öyleyse ne yapmamız gerekir? Ne yapmamız gerektiği de hadis-i şerifte bildiriliyor. Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Allahu Teala'nın indinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bu günlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin. Ne diyeceksiniz ki efendim öyle kelimeler söylediniz ki ne demek onlar? Tesbih yani bildiğimiz tesbih 99'luk veyahut da 500'lükler falan var şimdi onlardan alacağız. Çok mu dağıtacağız onu mu demek istiyor falan. O değilmiş efendim tesbih Subhanallah demekmiş. Ne kadar çok okursak mesela bu gece Subhanallah 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 100 defa 1000 defa 2000 defa 5000 defa 100 bin defa ne kadar söylersen söyle bu ilk 10 günün içerisinde ne kadar çok söylersen söyle. Subhanallah demek sonra tahmid elhamdülillah demek. Ne kadar söyleyeyim efendim? Gücün ne kadar yeterse. 1000, 2000, 5000, 10000, 100000 ne kadar söylersen söyle. Tehlil. La ilahe illallah. Hani diyelim 70.000 adet söylenince kelime-i tehlil yani kelime-i tevhid de deniyor bunun ismine. La ilahe illallah. Hatmi tehlil olur buyuruluyor. Şimdi Zilhicce ayının birinden itibaren salı günü girmişti. Salı, çarşamba, perşembe. Bugün 3. gün. Diyelim ki birinden itibaren başladı kelime-i tevhid söylemeye. Her gün 2000, 3000, 5000 söylüyor. 10 gün içerisinde 70 bin adetini bitirse, 70 bin adet söylese ve bitirse hatmi tehlil olur. Bir, Zilhicce içerisinde yaptı. Zilhicce'nin ilk 10 gününde yaptı. Ve hadis-i şerifte bildirilen tehlili çok yapınız, çok söyleyiniz. 70 bin adet kelime-i tevhid söyledi. Allah seniyeye de uydu. Tabii sünnet seniyeye de uydu. Hadis-i şerifte bildirilen tavsiyeye uydu. Dolayısıyla ibadetlerin, amellerin makbul olduğu bir zamanda yaptı bunu. Kıymeti daha da artar. Bunu diğer zamanlarda okumak da çok kıymetli. 70 bin adet kelime-i tevhid. Efendim ben Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorum. Bilmiyorsam bu hatim değil. Ama ismi hatmi tehlil. 70 bin adet söylenirse buyuruluyor. Hadis-i şerifte de bildirilmiş. Diriye ölüye herkese de hediye edilir. 70 bin adet kelime-i tevhid. Demek ki Subhanallah tesbih. Elhamdülillah tahmid. Tehlil la ilahe illallah. Peki tekbir ne? Onu biliyoruz. Allahu Ekber demek. Peki efendim o da söylenir mi? Elbette. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. 100, 200, 300, 500, 1000 defa istediğin kadar söyleyebilirsin bunu. Subhanallah Allahu Teala'yı noksan sıfatlardan tenzih ederim demek. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'a şükrederim demek. La ilahe illallah Allahu Teala'dan başka ilah, mabut yoktur demek. Tekbir Allahu Ekber, Allahu Teala büyüktür, ondan daha büyük düşünülemez, tasavvur edilemez. Mümkün değil. Her şeyin sahibi çünkü o. Her şeyi yaratan o. Bunları söylemek Zilhicce'nin ilk 10 gününde çok sevaptır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Tabii dinleyicilerimizin hatırına şu gelebilir. Biraz sonra inşallah Teala nakledeceğiz. Mesela bu Zilhicce ayı içerisinde terbiye günü var. Ve arefe günü var. Arefe günü çok kıymetli. Mesela bir hadis-i şerifte bu 10 günün buyuruyor Zilhicce'nin ilk 10 günü için. Bu 10 günün hayrından mahrum olan kimseye yazıklar olsun buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bilhassa buyuruyorlar. 9. yani arefe günü oruçla geçirmelidir. Onda o kadar çok hayır vardır ki saymakla bitmez. Onda o kadar çok hayır vardır ki saymakla bitmez. Ve bir de efendim özür dilerim efendim. Bir de arefe günü hakkında yani Zilhicce'nin 9. günü hakkında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki arefe günü 1000 ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini de besmele ile okumalıdır. Hadis-i şerifte bu. Arefe günü yani haftaya çarşamba günü. Şimdi arefe günü bilhassa hanımların muayyen günlerine rastlayabilir. İhlas-ı şerif okuyamayacak. Hı hı. O zaman bu hadis-i şerifte, öbür hadis-i şerifte bildirilen işte bugünlerde tesbih, tahmid, tehlil, tekbir çok söyleyin. Onları yapar. Yani bugünlerin bu bereketinden istifade edilir. Bugünlerin bereketinden. Ha oruç tutabilirse, ne kadar oruç tutarsa o kadar onun lehinedir. Bakın oruçla alakalı olarak bugünlerde Zilhicce'nin ilk 9 gününde
Zaten 10. gün bayram. Bayram günü oruç tutmak haram. 2. 9 gününde oruç tutan her günü için helal malından 100 köle azat etmiş veya Allah yolundaki mücahitlere 100 at vermiş veya Kabe'ye kurban için 100 deve göndermiş gibi sevaba kavuşur. Her bir oruç için. Dolayısıyla Zilhicce ayı mübarek bir ay. Ve onun ilk 10 günü çok kıymetli. İlk 10 günü çok kıymetli. Şu anda da içinde bulunuyoruz. Bu ilk 10 günün içinde bulunuyoruz. Efendim işte ben ne yaparım? Herkesin yapabileceği şeyler bildirilmiş hadis-i şeriflerde. Oruç, efendim benim mesaim var, çalışıyorum. Yani oruç tutamıyorum, dikkatim dağılıyor. Tamam, oruç tutma. Kaza orucu borcu varsa zaten tutacak onu. Hı hı. Mesaisine mani oluyorsa, çalışmadığı günler veya pazar günleri mesai yapmıyorsa veyahut da hafta içerisinde izin varsa o günlerde tutar orucunu. Veya bugünlerde böyle denk gelirse yine onu da tutabilir. Oruç tutamıyorum. Başka ben bir şey yapamaz mıyım? İşte Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. Bugünlerde tesbihi yani Subhanallah, tahmidi, tehlili ve tekbiri. Buna ilaveten mesela fıkıh kitaplarında anlatılıyor. Böyle günlerde istiğfarı çok okumak lazım. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Her zaman için çok kıymetlidir. Çünkü Allah-u Teala Sure-i Hud'da meal itibariyle istiğfar ederseniz, zannedersem hatırımda yanlış kalmadıysa 52. ayet-i kerimesi diye hatırımda kalmış Hud suresinin, istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim buyuruyor. Efendim işte hastam var, sadaka ver ve istiğfara devam et. Efendim işte çocuğum itaat etmiyor, sadaka ver, istiğfara devam et. Ondan sonra ne bileyim efendim, beyimde şikayetim var, sadaka ver, istiğfara devam et. Hanımımdan şikayetim var, sadaka ver, istiğfara devam et. Diyeceksiniz ki efendim her hastalığım elbette. Niye? Çünkü Fatma Hanım, Allah-u Teala kadın olsun erkek olsun kullarını imtihan eder. Kullarını imtihan eder. Biz peygamber değiliz, melek de değiliz. Biz hata ederiz. Efendim ne yaptın ki istiğfar edeyim demek daha büyük günahtır. Allah-u Teala korusun. İnsan eşittir hata demektir. İnsan eşittir günah demektir. Günah işleriz, hata ederiz. Önemli olan Allah-u Teala'ya dönmektir. Önemli olan Allah-u Teala'ya dönmektir. Yalnız bu konuda mesela ahir zamanda bulunuyoruz. Sokağa çıksak veya birisiyle konuşmuş olsak, şu olsa bu olsa yine hataya düşebiliriz. Evlerde televizyon olmayan ev yok gibidir. Bir program izliyordur veyahut da bir film seyrediyordur. Bir bakıyorsunuz böyle küfrü gerektiren, imanı götüren bir hal orada vuku buluyor. Yahut da öyle bir şaklabanlık oluyor ki dinle alay ediliyor. Ayeti kerimeyle alay ediliyor. Öyle bir pozisyona getiriyor, seni de güldürüyor. Dinle alay edildiği zaman veyahut da dinin bir emri hafife alındığı zaman ona gülen kimsenin de imanı gider buyuruyor. O halden tövbe istiğfar etmesi lazım. Namaz kılması kurtarmaz onu. Kelime-i şehadet söylemesi kurtarmaz. O halinden tövbe etmesi lazım. Ama şu hatıra gelirse, efendim seneler öncesinde mesela böyle durumlara Müslüman düşmüş olabilir. Hı hı. Yani küfre girmiş olabilir. Hı hı. Şimdi bir kitaplarda buyuruyor ki, mesela burası iman sarayıdır diyelim. Bunun 40 kapısı var. İçine girmişsin sarayın. Sen tuttun 38. kapıdan çıktın dışarıya. Efendim birinci kapıdan girsem olmaz mı diyor. 38. kapıdan yani imanını gideren bir iş yaptım ve çıktım. O 38. kapıdan hangi şekilde çıkmışsan ona tövbe edip tekrar içeri girmen lazım. O halden tövbe etmen lazım. Efendim seneler öncesi bilemiyorum ki ben. Yani 38. kapıdan mı çıktım? 20. kapıdan mı çıktım? Hı-hı. Bilmiyorum ki ben. Hı-hı. Böyle durumlarda ne yapmak lazım? İslam alimleri buyuruyorlar ki böyle durumlarda. Ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek benden bir küfür söz veya küfrü imanı gideren bir iş sadır olmuş ise ben ona tövbe ettim, pişman oldum, beni affet ya Rabbi dese tekrar o kapıdan içeri girmiş olur buyuruyor. Bu da çok büyük bir rahmettir. Evet. Ama mesela diyelim ki bu meseleleri öğrendik, anında diyelim imanı gideren bir söz söyledik. Onu da biliyoruz. Hangi söz? Hemen ondan tövbe etmek lazım. Tekrar o kapıdan gerisin geri dönmek lazım. Ama seneler önce bilmiyorsak bu ifadeyi kullanmak. Ya Rabbi, buluğ çağından itibaren bilerek veya bilmeyerek benden bir küfür söz meydana gelmişse veya küfür bir iş meydana gelmiş ise ben bunların hepsinden tövbe ettim. Beni affet ya Rabbi demek tekrar onu iman sarayının içerisine dahil eder buyuruluyor. Onun için her halükarda muhakkak istiğfara devam edeceğiz. Bu tekbir, tehlil, tahmid, tesbih bunları söyleyeceğiz. Ama istiğfara da devam edeceğiz. Hele hele böyle cuma gecelerinde çoluk çocuğuyla beraber ya Rabbi buluğ çağdan itibaren işlemiş olduğumuz hata, isyan, küfür, bizden her ne ki vaki ve sadır olmuşsa biz onların cümlesine tövbe ettik, rücu ettik. Bir daha işlememeye azmin, cezmin, kast eyledik, söz verdik, yapmayacağız, tövbe ettik, özür dileriz, bizi affet ya Rabbi diye Allah-u Teala
yalvarmak ve Allahümme inni üridü en üceddel imana ve nikaha tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah duasında okumak lazım deniyor efendim. Herhalde bir kısa bir aramız olacak. Sevgili dinleyenlerimiz, Gönül Pınarı programımız devam ediyor. Radyomuz TGRT FM. Şu an radyolarını yeni açan ya da programımıza ilk defa tanışan sevgili dinleyenlerimiz varsa aramıza hoş geldiniz diyelim. Önümüz Kurban Bayramı, içinde bulunduğumuz ay Zilhicce ayı dedik. Çok güzel bir ay. Hocam daha önce de bahsetmiştiniz ya, hani dünya için bir takım yatırımlar yapıyoruz ve bunların karşılığını bekliyoruz ya da bazı dönemlerde bizim için kârlı olabileceğini düşündüğümüz dönemlerde yapıyoruz yatırımlarımızı daha ziyade. Ancak tabii bunlar dünyaya münhasır kalıyor ve çok dikkat ediyoruz. Temkinli iyi adımlar atmaya çalışıyoruz. Hem kendimiz hem işte ailemiz açısından. Ancak şimdi siz bu Zilhicce ayı ilk 10 günden bahsedince aklıma hemen o geldi. Hakikaten de bizim ahirete, belki baki aileme yapabileceğimiz çok ciddi yatırımlar söz konusu. Ve çok güzel müjdeler verdiniz. Peki şimdi yaptığımız İbadetler çok çok sevap, kat kat sevap inşallah. Aynı şekilde yaptığımız hatalar ve günahlar için de biz kat kat günah sahibi olacak mıyız? Ya değil mi? Sevaplar böyle kat kat da, acaba işlenen hatalar da böyle mübarek günlerde, mübarek gecelerde misli misline mi veriliyor? Evet. Efendim şimdi mübarek geceler, mübarek günler, mübarek aylar anlatılırken mesela bunların bu aylarda, daha doğrusu bu gecelerde yapılan hayırlı amellere misli misline, kat kat daha, misli misline değil de efendim, mislinin fazlasıyla, kat kat fazlasıyla verildiği gibi bu günlerde, bu gecelerde, böyle aylarda çok hassas davranmak gerekir. Çünkü yapılan kötülükler de misliyle kalmıyor. Çünkü hassas günlerdir, mübarek günlerdir. Ama efendim işte biz insanız, melek değiliz, hata edebiliriz. Hemen tövbe istiğfar ederiz. Onun için mesela hemen hemen her programımıza dilimiz döndüğü kadarıyla bunu nakletmeye çalışıyoruz. Çünkü biz kuluz, biz insanız. İnsan ise eşittir hata demektir. Biz hatadan beri değiliz, uzak değiliz. Dolayısıyla dilimizi istiğfara çok alıştırmamız gerekir. Dilimizi istiğfara çok alıştırmamız gerekir. Hatta bunda ne zarar olabilir ki? İki sözünden birisi özür dilemek olsa. Çünkü insan önce insanlardan özür diler. İnsanlardan özür dilemeyin ki bir kimse sahibinden hayda özür diler. Çünkü estağfurullah demek özür dilemek demektir. Ya Rabbi özür dilerim, beni affet demektir o. Allah'a Teala'dan özür dilemek. Dilimizi buna alıştırmak, istiğfara alıştırmak, estağfurullah demek zor bir şey değil. Ve biz bunu söyleyecek olursak, dilimizi buna alıştıracak olursak ne olur? Ecel ansızın gelir ki istiğfar kelimesini söyleriz. Ama efendim kelime-i şehadeti söylemiyoruz. Mühim olan yani ölürken ruhumuzu teslim ederken Allah-u Teala'ya hatırlatacak bir söz söylüyorsun. Sen son nefesini veriyorsun, diline alıştırmışsın, o da gönlüne yerleşmiş, kalbine yerleşmiş. Son nefesinde estağfurullah diyorsun. Ya Rabbi ben senin kulunum, ben hata ettim, isyan ettim, günahlarım var, kapına geliyorum, beni affet demektir. Bundan daha güzel bir söz söylenir mi? Ve ölüm anı, göz perdeleri kaldırılmış, sen o anda estağfurullah diyebiliyorsan mübarek olsun, elin değil ayaklarının altını öperler. Cenab-ı Hak hangi kuluna nasip eder onu? Çünkü itikadı düzgün olan, ehli sünnet itikadında olan bir Müslümana Allah-u Teala can hulkuma geldiği zaman, yani boğazına geldiği zaman bir fırsat daha verir. Tevbe için bir fırsat daha verir. İtikad düzgünse, doğruysa Cenab-ı Hak can hulkuma geldiği zaman bir fırsat daha verir. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vefat etmeden önce, ahirete intikal etmeden önce Cebrail aleyhisselam'dan müjde istemiştir. Allah-u Teala Muhammed aleyhisselam'ın ümmetine bunu nasip etti. Ne demektir o? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ahirete intikal edeceği zaman önce Azrail aleyhisselam geldi. İnsan suretinde geldi. O anda Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam başucunda kerimesi Hazreti Fatıma radıyallahu anha ve hanımı Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz vardı.
İçeride Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sıkıntılı anlar yaşıyordu. Çünkü ölüm hastalığı ve dolayısıyla şiddetli ağrılar ve terler de mevcuttu. Bu sıkıntılar içinde içerisindeyken zaman zaman bayılıyor ve kendine tekrar geliyordu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tam bu hengamede iken kapı vuruldu. Kapıyı ya Hazreti Ayşe validemiz ya da Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a validemiz açıyorlar. Diyor ki izin verin ben içeri gireceğim. Diyorlar ki Resulullah Efendimiz müsait değildir kusura bakmayın kapıyı kapatıyorlar. Tekrar kapı güm güm güm. İzin verin içeri gireceğim. Diyorlar müsait değil. İşte bu gürültü anında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gözlerini açıyor. Hayrola bu gürültü neydi diye soruyor. Diyorlar ki efendim dışarıda birisi var. İlle girmek için izin istiyor. Buyuruyorlar ki onun izin almasına gerek yok aslında ama öyle emredildi. O diyor ölüm meleğidir açın kapıyı. Başlıyorlar ağlaşmaya. Diyor ki açın kapıyı. Kapı açılır ve içeri girer. Ve selam verir. Der ki Azrail Aleyhisselam. Ya Resulallah. Allah-u Teala bana emretti ki git izin al Habibimin huzuruna girmek için. Ve ruhunu almak için de izin iste. Verirse al getir. Vermezse geri dön. Hiç kimseye yapmadım. Hiç kimseye bugüne kadar böyle bir şey Cenab-ı Hak yapmadı sana yapıyor. İzinle huzuruna girdim ve tekrar ruhunu almak için senden izin istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Rabbimin emri başımın üstünde. Ama başımın üstündedir. Ama Cebrail Aleyhisselam bana sözü vardı. Ruhumu teslim etmeden, ahirete intikal etmeden önce bana müjde getirecekti. Ya Resulallah buyurur Azrail Aleyhisselam. Ben gelirken o da hareket etmek üzereydi. Belki de gelmek üzeredir ve biraz sonra Cebrail Aleyhisselam da gelir. Cebrail Aleyhisselam'a sorar. Ey karındaşım. Bana bir müjde verecektin ölmeden önce, ruhumu teslim etmeden önce. Ya Resulallah der. Şu anda bütün gök ehli hazır. Kıyama kalktılar. Seni bekliyorlar. Cennetler süslendi. Sizin ruhunuzu bekliyorlar. Buyurlar kendim için bir şey istemiyorum. Ümmetim için bana müjde getirecektim. Cebrail Aleyhisselam gider ve gelir. Ümmetin ölümüne, ümmetinden herhangi bir kimsenin ölümüne bir sene kalınca tevbe ederse Allah-u Teala günahlarının hepsini affediyor. Kulaklar hariç. O hep hariç istina demiyor hep. Hadis-i şerifler açıklamak için kitaplarda. Çünkü Allah-u Teala affetmem buyuruyor. Helallaş buyuruyor. Peygamberimiz buyuruyorlar ki bir sene çok uzun zaman benim ümmetim ahir zaman bu ahir zaman fitnesi sebebiyle unutur. Bu zaman kısalsın. Allah-u Teala arz eder. Bir aya indirir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine der ki ya Cebrail karındaşım bir ay çok uzun zaman. Gene benim ümmetim dalar. Bunu da biraz daha Allah-u Teala arz et. Biraz daha kısaltamaz mı? Bir güne iner. Bir hafta. Bir güne iner. Bir gün çok uzun zaman. Bir saate iner. Bir saat. Ölümüne bir saat kala tevbe edince kabul edecek. Allah-u Teala. Vaadi var. Peygamberimiz buyurur ki bir saatte çok uzun zaman. Bir saatin içerisinde neler neler oluyor. Hakikaten bir saatin içerisinde dünyayı tur ediyorsun şimdi. Neler neler oluyor. Ve Cebrail Aleyhisselam tekrar gider ve gelir der ki ya Resulallah Allah-u Teala hiçbir peygamberin ümmetine yapmadığını sanın senin ümmetine yapıyor. Senin ümmetinden herhangi bir kimse itikadı doğru olmak kaydı şartıyla can hulkuma geldiği zaman yani ruh ayaklarından ve ellerinden çekilerek boğazına kadar getiriliyor. Tam o anda daha ruh bedeni terk etmemiş göz perdeleri kaldırılıyor. O anda aklı daha başında toparlar. Ya Rabbi bulu çağından itibaren işlemiş olduğum günahların hepsine tevbe ettim ya Rabbi derse Allah-u Teala kabul edecek. Vaat etti. O zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ey Azrail karındaşım vazifeni yerine getirebilirsin. Benden müjdemi aldım. Yani biz böyle bir ümmetiz. Dolayısıyla ölüm anında bir kimsenin hatırına böyle istiğfar geliyorsa mübarek olsun. Ama ölüm anında bir kimsenin hatırına istiğfar gelebilmesi için o kimse hayattayken, dünyadayken, sıhhatliyken, sağlıklıyken çok istiğfar okuması lazım. Çok. Ki bu kalbe insin ve yerleşsin. Çünkü ölüm anında öyle bir an olur ki buyuruyor. Ölüm anında öyle bir an olur ki akıldakiler de gider, hafızadaki de silinir bir an. Sadece kalpte olan kalır. O halde adam ömründe hayatta kalbinde ne varsa o çıkacaktır. Kalbinde ne varsa o çıkacaktır. Hani zaman zaman bazı sohbetlerimize naklediyordu ki efendim. Ben ta çocukluğumda dinlerdim onu. Babaannemden falan hep dinlerdim onu. İşte bize anlatırlardı. Tabii o çocukluk döneminde anlatılanlar yani mermere yazılan yazı gibidir. Hiçbir zaman çıkmıyor. İşlenip kalıyor. Bak hiç unutmuyoruz. Hemen bir mesele oluyor falan. Daha hatırlamak için hiç zorlanmıyor. Hı hı. Babaannemin anlattıklarını hiç zorlamıyor. Hı hı. Takır takır geliyor. Hı hı. Sanki bilgisayarın bir düğmesi var. Basıyorsun hemen orası çıkıyor karşımıza. Evet. İlk sayfası orası çıkıyor. Hı hı. Mesela o zamanlar anlatırlardı. Derdi ki oğlum derdi. Yani bir kimse dünyada neyle çok meşgul olursa ölürken
onu söyler. Derler derdi bizden öncekiler. Onun için çok dikkat etmek lazım. Ağzınızı sakın küfre alıştırmayın. Böyle sokaktaki çocuklara falan itibar etmeyin. Bizi habire böyle korur ve kollarlardı. Ve bir şöyle bir şey anlatırlardı. O zaman tabii evler halen bazı köylerimizde mevcut o kerpiç. Hı. Kerpiçlerin büyüğü olur. Ona ana derlermiş. Bir de küçüğü olur. Ona da kuzu derlermiş. Tabii o zaman da inşaat ustaları var. Tabii onun işçisi var, amelesi var. İnşaat yapıyorlar bunlar, ev yapıyorlar. Adam ömür boyu tabii inşaatla uğraştığı için ibadet taat da bırakmış. Ömründe söylediği en çok kelime. Adam tabii ev yapıyor, duvar yapıyor, duvar örüyor. Kuzu ver, ana ver. Kuzu ver, ana ver. Kuzu ver, ana ver. Adam sadece bunu söylüyor. Ömür boyu bu. Ömür boyu kuzu ver, ana ver, kuzu ver, ana ver. Netice itibariyle gün gelmiş, bu adam ölüm döşeğine yatmış diye anlatırlardı. Ölüm döşeğine yatmış. Adam kuzu ver, ana ver, kuzu ver, ana ver. Kalbine girmiş. Ölüm anında her şey silinmiş. O kalbindeki söz çıkıyor. Adam başlamış, kuzu ver, ana ver, kuzu ver, ana ver. Ölüm anı Fatma Hanım bu ya. Kuzu ver, ana ver, kuzu ver, ana ver. Çok dehşetli, evet. Muzip bir kalfası varmış, kulağına eğilmiş. Usta demiş, paydos. Adam ondan sonra bırakmış. Söylemiş. Usta demiş, paydos. İş bitti. İş ya bitti. Onun için, ha, iş bitti. İş bitti. Şimdi onun için Fatma Hanım, bir kimse dünyada ne ile meşgul olursa, daha doğrusu hadis-i şerif var. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Evet, başka bir hadis-i şerif de var. İman son nefeste belli olur buyuruyor ama genellikle buyuruyorlar İslam alimleri, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Onun için dilimizi Allah-u Teala'nın isimleriyle süslememiz ve hadis-i şeriflerde bildirilen o kelimelerle süslememiz ve bunları sık sık söylememiz, istiğfar gibi, subhanallah gibi, elhamdülillah gibi, bunlarla süslememiz gerekir. Sık sık bunları, la ilahe illallah, bunları sık sık söylememiz, sık sık tekrar etmemiz gerekir ki inşallah Teala önce dilimizle başlar, sonra Cenab-ı Hak lütfeder, ihsan eder, bu kalbimize iner. Önemli olan kalbe yerleşmesidir. Ve önemli olan da ondan sonra da bütün hücreleriyle beraber o kimsenin bunları söyleyebilmesidir. Esası da odur zaten. Bu da nasıl olur? İtikat düzgün olursa, haramlardan sakınılırsa, farzlar yapılırsa, insan herhangi bir kimseyle görüşürken, konuşurken, bir iş yaparken hep Allah-u Teala'nın emri burada nasıldır? Rabbim bana bunu nasıl emrediyor? Ben bu insana nasıl muamele etmem lazım? Rabbimin rızası nerededir? Diye hep böyle düşünürse, zaten zikirden maksat da buymuş. Yoksa eline tesbih alıp da sabahtan akşama kadar veyahut da akşamdan sabaha kadar Allah demek değil. Adam akşama kadar Allah diyor fakat ondan sonra da ne harama bakıyor ne şeye bakıyor. Mevlana Celaleddin Ulumi Hazretleri buraya gelmeden önce Mesnevi'de bir şey dikkatimi çekti de dedim bunu nakledeyim, çok enteresan bir şey. Hikayemsi anlatıyorlar. Şehzade Şirazi Hazretleri de öyle anlatır. Mevlana Celaleddin Ulumi Hazretleri de öyle anlatır. Daha kolay öğreniyoruz sanki. Daha uzun süre akılda kalıyor. Evet efendim. Vaktiyle bir hükümdar. Adam zalim birisiymiş. Bu şimdi ibadethaneye gidiyor. İbadethaneye gidiyor. Tabii bir sürü adamları falan. Hükümdarın yolunu açıyorlar. Ama hükümdarın işte yardımcıları, yanındaki korumaları diyelim bugünkü tabirle. Ellerinde coplar, bilmem neler falan. Oradaki suçlu suçsuz. Yol açmak için bat küt, bat küt. Herkesi şey yapıyor falan. Nihayet böyle artık çok garip. Yani kaybedecek bir şeysi yok adamcağızın. Dayanamamış. Bir edezmiş zalim. Hem demiş ibadet etmek için gidiyorsun hem de suçsuz kimselere zulmediyorsun. Senin diyor zulmün açık delili değil midir bu? Senin diyor ibadethaneye gitmenin ne faydası olacak ki? Ne faydası olacak ki? İnsanlara zulmediyorsun sen. Dövdürüyorsun diyor. Bir de güya ibadete gidiyorsun diyor. Olur mu öyle şey diyor. Bu senin diyor, senin diyor zulmün diyor açık delilidir. Kim bilir diyor bizim görmediğimiz nice zulümler yapıyorsun sen. Açıkça yüzüne haykırıveriyor. Açıkça yüzüne haykırıveriyor. Tabi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bunu niçin anlatıyorlar? Bunu ne için anlatıyor? Şimdi demin misal verdik. Adam sabaha kadar Allah Allah diye zikir yapıyor. Ertesi gün ne kul hakkına riayet ediyor, ne hanımının hakkına riayet ediyor. Yahutsa kadınsa ne kocasının hakkına riayet ediyor. Ne çocuklarına aynı şekilde onlara dinini öğretiyor. Ne de insanlarla yapılan muamelede Allah'a falan rızasını gözetiyor. Sen sabaha kadar ibadet yaptıydın. Ne kıymeti kaldı ki? Hiçbir faydası olmadı. Seni değiştirmedi. Allah-u Teala'yı hatırlamaktan maksat insanın sözlerini ve davranışlarını Allah-u Teala'nın rızasına uygun hale gelmesidir. Niye biz Mevlana Hazretleri diyoruz? Niye Yunus Emre Hazretleri diyoruz? Onlar sadece konuşmamış ki. Konuştuğu zaman ne güzel söylemiş diyorsun. Ama onu yaşamış o. Dilinde ve davranışında o gözüküyordu. Onun için o insanlar sevmiş onları. Ve asırlar sonra bizim gönlümüze onun için taht kurmuşlar. Yoksa davranış biçimi haline gelmediği müddetçe
Davranış biçimi haline gelmediği müddetçe 5 para etmez. Efendim çok biliyorum. Hiç kimse iblis kadar, şeytan kadar bilgiye sahip değildir. Çünkü melekler bile onun bildiğini bilmiyordu. Bilgi insanı kurtarsaydı şeytanı kurtarırdı. Bilgi yetmiyor. Diyeceksiniz ki efendim bu bilginin aleyhinde bir söz mü? Hayır değil. Bilgi, ilim lazım. İlim Çin'de de olsa gidiniz hadis-i şeriftir. Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz. Ama ilim tek başına yetmiyor. Amel lazım. Tatbikat lazım. Tatbikat da tek başına kurtarmıyor. O da kurtarmıyor. Üçüncü sırada ihlas lazım. Yani bu öğrendiklerini Allah rızası için söylemek, Allah rızası için tatbik etmek. O zaman kurtarır. İşte Mevlana Hazretleri, işte Yunus Emre Hazretleri, işte Hacı Bektaş Veli Hazretleri, Hacı Bayram Veli Hazretleri ilim, amel ve üçüncüsü olan ihlası birleştirmişler. Onun için bunları gönüllere taht kurmuşlar. Öyle olmuş olsaydı nice böyle bilgili kimseler gelmiş, nice alimler gelmiş. Bir zamanlar, şu anda ismini net hatırlayamadım. Abdülkadir Geylani Hazretleri ile falan beraber bulunmuş, o asırda yaşamış. Bu adam İbn-i Sakka diye hatırımda kalmış ama belki yanlış hatırımda kalabilir. Bu adam çok bilgili. Mesela 100 delil Allah'a falan varlığını ispat edermiş. Böyle bir ilmi var. Ama bir gün gelmiş, o zaman Konstantinopolis, İstanbul'un ismi, İstanbul'a geliyor. Orada bir rahibeye aşık oluyor. Diyor ki dinini değiştirirsen seninle evlenirim. Rahibe diyor. Evet. Ve bu adam Müslümanlığı bırakıyor, Hristiyan oluyor. Bu sefer de 300 delille teslisi ispata kalkıyor. Yani bilgisi vardı, kurtaramadı. Cehenneme götürdü yani. Bir işe yaramadı. İlim, amel, ihlas. İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri'nin mesela 3 ciltli kitabı var. Fakat neticesi bu. İlim, amel, ihlas. Bu kitabın, 3 cilt kitabının özeti bu. Bu olmayınca insanın kurtulması mümkün değil. Onun için dilimizi ve gönlümüzü buna alıştırmamız gerekir. Gene bir ara deniyor. İnşallah o aradan sonra devam ederiz efendim. İnşallah. Dünya benim olsa hükmü yok yine. Hiçbir şey derdime derman olmuyor. Bakmayın çocukça sevindiğimi. Hiçbir şey derdime derman olmuyor. Ne eski şarkılar, eski nameler, ne sevmek yeniden, ne sevilmeler, ne güller, sümbüller ve daha neler, hiçbir şey derdime derman olmuyor. Aklıma geldikçe inen darbeler, kıvranır dururum candan bir haber. Ne deniz, ne güneş, ne eski yerler, hiçbir şey derdime derman olmuyor. Hayattan geride kalan aklımda, sadece acı bir tat damaklarımda ve derin çizgiler yanaklarımda, hiçbir şey derdime derman olmuyor. Dindirmez hüznümü ne kış ne bahar. İçimde her mevsim yanan bir yer var. Bir serinlik serpip geçer bulutlar. Hiçbir şey derdime derman olmuyor. Oyuk oyuk mazi, içimde yer yer. Çilenin böylesi mahşerde biter. Yeter ey hakikat, hayaller yeter. Hiçbir şey derdime derman olmuyor. Nefsini terk etmeden Rabbini arzularsın. Sen hayvanı geçmeden insanı arzularsın. Men arefe nefsehu fekad arefe rabbe. Sen kendini bilmeden Rabbini arzularsın. Sen bu evin kapısını henüz bulup açmadan maşuka kavuşacak zamanı arzularsın. Dışarı üfürmekle yakılır mı bu ocak?
gönlün hakka vermeden ihsanı arzularsın. Dağlar gibi kuşatmış tembellik kardeş seni. Günah nedir bilmeden marifet arzularsın. Konuk için evin yok, hiç hazırlığın da yok. Issız dağın başında misafir arzularsın. Gece sayıklar gibi anlaşılmaz söz ile sen de mi ey nefsim irfanı arzularsın? Camı temizlemeden aynayı arzularsın. Zünnarını kesmeden imanı arzularsın. Küçük çocuklar gibi binersin tahta ata. Tecrüben yok, silahın yok, meydanı arzularsın. Karıncalar gibisin, ufak tefek yürürsün. Meleklerden ileri seyranı arzularsın. Topuğuna çıkmadan suyu deniz sanırsın. Sen dereyi geçmeden okyanus arzularsın. Haydi Niyazi yürü, atma okun ileri. Derdiyle kul olmadan sultanı arzularsın. İçinde bulunduğumuz günler güzel günler. Bu da Cenab-ı Hakk'ın ihsanı herhalde hocam. Çünkü birisi bitiyor maşallah, bir diğeri başlıyor. Önümüze bir sürü merdivenler konulmuş sanki. Hani birkaç basamak geri gidiyorsak. Evet, Zilhicce'ye bitecek. Arkasına Muharrem ayı gelecek. Muharrem'in biri de kıymetli. 10. günü de Aşure gecesi ve Aşire günü var. O da kıymetli. O zaman hicri yılbaşımız yaklaştı demektir. Yaklaştı. Aşağı yukarı bu ay 30 çekerse bugün 3'ü, yarın 4'ü, 26 gün falan var. Zilhicce'yi biter bitmez hemen onun arkasına Muharrem ayı gelecek. Şimdi efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Zilhicce ile alakalı olarak, daha doğrusu ilk 10 günüyle alakalı olarak, şu anda içinde bulunduğumuz günlerle alakalı olarak buyuruyorlar ki Zilhicce'nin ilk 9 günü oruç tutana her günü için 1 yıllık oruç sevabı verilir. Bu bir. Başka bir hadis-i şerifte Zilhicce'nin ilk 10 günü fazilette 1000 güne. Ne kadar büyük bir ihsan. Zilhicce'nin ilk 10 günü fazilette 1000 güne. Bir günü 1000 güne eşit. Arefe günü ise 10.000 güne eşittir. Yani haftaya çarşamba, Arefe gecesi, Arefe günü. O kadar kıymetli. Şimdi böyle kıymetli olan günleri ve geceleri elbette ki değerlendirmek lazım. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zilhicce ayının bu ilk 10 gününde yapılan amellerin diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bu şekilde böyle anlatınca Eshab-ı Kiram soruyorlar. Ya Resulallah, Allah-u Teala yolundaki cihattan da mı kıymetlidir diye sual ediyorlar. Peygamber Efendimiz evet buyuruyorlar, cihattan da kıymetlidir. Ancak canını malını esirgemeden harbe giden şehit olan kimsenin cihadı daha kıymetlidir. Cevabını vermişlerdir. Yani buradaki ameller çok kıymetli. Yalnız bizi dinleyenler şu zehaba kapılmamalı. Çünkü bu nafile ibadetleri anlatan hadis-i şerifler var. Zannedilmesin ki bunlar 5 vakit namazdan daha kıymetlidir. Zannedilmesin ki Ramazan-ı Şerif'teki farz olan oruçtan daha kıymetlidir. Zannedilmesin ki zekattan bu aydaki verilen sadaka daha kıymetlidir. Farzlar her zaman öndedir. Çünkü o emirdir. O bir sıralama var. O sıralama var. Mesela bu tip ameller, yani nafile ibadetler o kadar çok metişene ediliyor ki hadis-i şerifte mesela 1000 güne eşittir. Yani bunun fazileti bildirilmek için bu rakamlar bildirilmiş. Yani çok sevaptır demek. Ama buyuruyor İslam alimleri bu ve benzeri hadis-i şerifleri açıklarlarken farza verilen sevap deniz. Bir denizi düşünün. İstanbul'dakiler veyahut da Ege, Akdeniz sahillerindekiler bilirler. Hatta göller bölgesinde oturanlar da gölü gördükleri zaman o büyük bir göl, onu görürler. Denizin kenarına gidiyorsunuz. Farza verilen sevap o deniz. Deniz kadar. Nafileye bu kadar çok metisene edilen bu nafileye verilen sevap ise farza göre denizin yanında elini suya batır çıkar. Bir damla damlıyor ya. O kadar. O kadardır buyuruyor. Farzın yanında. O kadardır. Onun için mesela bugünlerde oruç tutmak isteyenler kazaya niyet etsin. Efendim kaza borcum yok. Yine kazaya niyet et. Bir zararı olmaz ki.
kaza borcun yoksa zaten otomatik olarak nafileye dönüşecek o. Hasbelkader diyelim ki orucunda imsaktan işte sonra yemişin içmişindir haberin yoktur. Veyahut da ne bileyim başka bir orucu sakatlayacak başka bir davranış içerisine girmişindir veyahut da bir harekette bulunmuşundur. Bilemiyoruzdur. Şartlarını bilmediğimiz için orucumuzun sakatlanma durumu söz konusu olmuştur. Dolayısıyla bugünlerde kazaya niyet edince onlardan birisi olmamışsa onu yerine geçecek otomatik olarak. Yoksa böyle bir durumumuz zaten nafileye geçiyor. Zilhicce ayında tuttuğumuz için kazaya niyet etmiş olsak bile bu vaat edilen sevaplara da ayrıca kavuşuyoruz. Peki efendim ben namaz kılmak istiyorum. Bu geceleri de kıymetli ya efendim bunun. Gündüzleri böyle kıymetli olduğu gibi. Bu ayda yapılan, bu ilk 10 günde yapılan ameller kıymetlidir buyuruyor. Peki efendim ben namaz kılmak istesem hemen kaza namazı. Efendim kaza namazı borcum yok. Yine kazaya niyet ederek kılsam. Mesela bir günlük 20 rekat namazdır. İlk kazaya kalan sabah namazının farzına dedim 2 rekat kıldım. Kalktım ilk kazaya kalan öğle namazının farzına dedim 4 rekat kıldım. Kalktım ilk kazaya kalan ikindi namazının farzına dedim 4 rekat kıldım. Böylece bir günlük namaz kıldım. 20 rekat namaz kıldım. Kaza borcum yoksa bunlar zaten otomatik olarak nafileye dönüşecek ve bu ilk 10 günü içerisinde yapıldığı için de kıymeti derecesi ayrıca daha da yükselmiş olacaktır buyuruluyor. Sahabe-i kiramdan Ebu Derda radıyallahu teala anh hazretleri buyuruyorlar. Zilhicce'nin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli ve çok dua ve istiğfar etmeli. İşte bu zat istiğfar kelimesini açık net bir şekilde ifade buyurmuşlar. Çünkü Muhammed aleyhisselam buyuruyorlar yani Peygamber Efendimiz bu 10 günün hayır ve bereketinden mahrum kalan kimselere yazıklar olsun buyurdular diye nakletmektedir. Efendim şimdi tabii bir de dedik ki bu ayda ne vardı? Terbiye günü. Hı hı. Ve Arefe günü vardı. Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Allah-u Teala ibadetler içinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılanları daha çok sever. Gecelerinde kılınan namaz, Kadir gecesinde kılınan namaz gibidir. Hadis-i şerif bu. Bu günlerde çok tesbih, tehlil, tekbir getiriniz buyuruluyor bir hadis-i şerifte. Ve bir de efendim bu terbiye günü. Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki bir Müslüman terbiye günü oruç tutar ve günah olan söz söylemezse Allah-u Teala onu elbette cennete sokar. İmanını muhafaza eder, farzları yerine getirirse ve son nefeste imanına giderse bu hadis-i şerifteki müjdeye kavuşur. Bir Müslüman terbiye günü yani Arefe'den bir gün öncesine yani bu sene 2000'e göre söylüyoruz bu sene Mart ayı içerisinde Mart'ın 16'sında Bayram. 15'i Arefe günü. 14'ü Salı gününe rastlıyor. 14 Mart Salı günü terbiye günüdür. İşte bir Müslüman buyuruluyor hadis-i şerifte terbiye günü oruç tutar ve günah olan söz söylemezse Allah-u Teala onu elbette cennete sokar. Şimdi Salı günü terbiye, çarşamba günü de Arefe. Salı, çarşamba ikisinde oruç tutabilir. Gücü yeten, durumu müsait olan. Efendim ben pazartesinden başlıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba tutsam olur mu? Olur. Ne güzel. Hiç mahsul yok. Hatta yani ilk Zilhicce'nin girişinden itibaren tutmuş olsa, 9 gün tutmuş olsa Aliyül Ala olur. Efendim Arefe ile alakalı olarak da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurarlar ki Arefe gününe hürmet ediniz. Yani Zilhicce'nin 9. günü, Kurban Bayramı'ndan bir gün önce. Arefe gününe hürmet ediniz. Çünkü Arefe Allah-u Teala'nın kıymet verdiği bir gündür. Bir başka hadis-i şerifte Arefe günü oruç tutanların 2 senelik günahları affolunur. Biri geçmiş senenin diğeri gelecek senin günahlarıdır buyuruyor. O kadar büyük kıymetli. Yar. Ne büyük yar. Ve biraz önce nakletmiştik işte bu hadis-i şerifte. Arefe günü 1000 ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalı. Yani ihlas şerifleri besmele ile okumalı. Tabi durumu müsait olanlar. Ve Arefe gecesiyle alakalı olarak da Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azat olur. Bir hadis-i şerifte de rahmet kapıları 4 gece açılır. O gecelerde yapılan dua tevbe reddedilmez. Fıtır bayramının ve kurban bayramının birinci geceleri, Şaban'ın 15. gecesi ve Arefe gecesi. Bakın iki tanesi bu Zilhicce ayında. Kurban bayramının birinci gecesiyle Arefe gecesi Zilhicce ayı içerisinde. Ne yapılırmış? Rahmet kapıları 4 gece açılır. O gecelerde yapılan dua tevbe reddedilmez. Dua da reddedilmiyor, yapılan tevbe de reddedilmiyor. Ya Rabbi, buluğ çağından itibaren işlemiş olduğum günahların hepsine tevbe ettim ya Rabbi. Pişman oldum ya Rabbi. Bir daha işlememeye söz veriyorum ya Rabbi. Eğer benden küfür,
veya buna benzer söz, davranış meydana gelirse bunlara da tövbe ettim. Diğer hata, haram olarak yapılanlar varsa benden bilerek veya bilmeyerek bunlara da tövbe ettim diye tövbe etse ve dua etse, duası da kabul olur ve tevbesi de kabul olur. Çünkü rahmet kapıları 4 gece açılır. Bunlardan ikisi bu Zilhicce ayında. Kurban Bayramı'nın 1. gecesi ve Arefe gecesi. Peki Arefe gecesi ne zaman oluyor? Arefe gecesi ne zaman oluyor? Arefe gecesi önümüzdeki çarşamba günü, Arefe günü. Gecesi, Arefe günü. Gecesi. Gecesi de çarşambayı perşembeye bağlayan gece Arefe gecesi. Haftaya nasip olursa bu gece Kurban Bayramı'nın 1. gecesi olacak. Gününü geçireceğiz. Hı-hı. Gecesi. Dolayısıyla Hı-hı. haftaya bu gece ve bundan önceki gece. İkisi de peş peşe geliyor bakınız. Evet. İkisi de peş peşe geliyor. Normal zamanlardaki Cuma gecesi ve Perşembe gecesi. Cuma gecesi ve Perşembe gecesi. İki gece de çok kıymetlidir. Bu iki gece, Arefe gecesi ve Kurban Bayramı'nın 1. gecesi, rahmet kapıları açıktır buyuruyor. Yapılan tevbe de kabul olur, yapılan dua da kabul olur. Onun için fırsatı ganimet bilmeli ve bunları da değerlendirmeli. Değil mi, bir şey söylediniz? Dediniz ki ne kadar çok Cenab-ı Hak ihsanda bulunur. Şimdi Fatma, Allah-u Teala, özür dilerim. Estağfurullah. Allah-u Teala, diğer peygamberlerin ümmetlerine uzun ömürler vermiş. Mesela bazı ümmetlere 500 sene, bazılarına 400 sene, bazılarına 800 sene, bazılarına 1000 sene. Mesela Nuh Aleyhisselam bir rivayette 1000 sene, 1000 seneyi aşmış. Adem Aleyhisselam 2000 sene yaşamış. Yaşadığı bildiriliyor. Kitaplarda değişik bu konuda nakiller var. Düşünemiyoruz bile hocam, şimdi bir 500 yıl yaşa bitmez gibi geliyor sanki. Bize öyle geliyor. O da bitmiş. Çünkü Nuh Aleyhisselam 1000'i aştığı halde ölüm meleği geldiği zaman yanında yardımcıları da var. Beraber gelmişler. Meleklerle beraber geliyorlar. O meleklerden bazılarını merak ediyorlar. Ey Allah-u Teala'nın peygamberi, 1000 seneyi aşkın bir zaman yaşadın. Veyahut da 1000 sene yaşadın. Ne anladın? 1000 sene. O nasıl? 1000 sene. Ne anladın? Buyuruyorlar ki iki kapılı bir ev düşünün veya bir han düşünün, bir iş hanı düşünün. Bir kapısından girdim, öbür kapısından çıktım. Özetleyivermişler. 1000 seneyi böyle özetlemiştir. 1000 sene de geçiyor. 10.000 sene de geçer. Çünkü geçiyor çünkü. Yine babaanne hatırıma geldi. O derdi ki oğlum derdi, sayılı gün çabuk biter. Gerçekten öyle. Sayılı gün. Hocam resmi falan yok mu babaannenizin hiç? Çok merak ediyorum. Sevgili dinleyenlerimiz adına şöyle bir baksam. Sayılı gün oğlum derdi. Çabuk biter. Gerçekten öyle. Babaannem rahmetli 73 yaşında ve 74 yaşında vefat etmişti. Sayılı gün. 73 sene. Allah rahmet eylesin. Amin. Tabi bütün geçmişlerimizin, bizi dinleyenlerin de aynı şekilde. Onların da geçmişlerine Allah-u Teala rahmet eylesin. Hepimizin. Sayılı gün bitti. Bizimki de sayılı, bizimki de bitecek. Bakın mesela Ramazan-ı Şerif dedik, bir ay bitti. Bayram geldi, Ramazan-ı Şerif bayramı bitti. Arkasına Kurban Bayramı. Arefelerindeyiz Kurban Bayramı. Zilhicce ayına girdik. Bunların hepsi sayılı gün. Patır patır patır. Haftaya diyeceğiz ki bitti işte. Zilhicce ayı bugün 10. günü tamamladık. Kurban Bayramı'nda 1. günü bitirdik. İşte 1. günün gecesidir. Yarın 2. gün, 3. gün, 4. gün o da bitti. Geldi. Ve bir bakıyorsunuz Zilhicce ayı bitiyor. Ha diyoruz. Bayram geçer ne kadar oldu? İşte 2-3 hafta oldu falan. Maşallah Allah Allah. Ne çabuk geçiyor. Geçiyor işte. Kış diyorduk. Mart ayına girdik şimdi. O da bitiyor. Merak etme, bahar da biter. Yaz gelir, o da biter. Biter biter de ne geliyor? Herkes her nefes alıp verişte, her gün bitirişinde, her ayı tamamlayışında kabire biraz daha yaklaşıyoruz. Gideceğimiz başka yer yok. Sayılı bir gün verilmiş bize. Sayılı gün. Habire gidiyor, habire eksiliyor. Biz de zannediyoruz ki sanki yaşadığımız bu zaman kıymetlendirdik, değerlendirdik de hiç ölmeyecekmişiz gibi davranıyoruz. Nefsimiz bizi kandırıyor. Hepimizin uyanık olması, hepimizin birbirimize destek olması, olmamız lazım daha doğrusu. Çünkü hepimiz yolcuyuz. Bu yolculuk anında birbirimize ihtiyacımız mevcut. İhtiyacı olmayan düşünemiyoruz. Bu mümkün değil zaten efendim. Demek efendim Zilhicce ayı böyle bir kıymetli bir ay. Peki hocam, bir geceyi ihya etmek dediniz. Bir gecenin ihya edilmesinin ölçüsü nedir? Yani bir gece akşamdan sabaha kadar ibadet etmek midir? Efendim bu konuda Hanefi mezhebinin fıkıh kitaplarından İbn-i Abidin'de bir ifade geçiyor. Gecenin bir kısmını ibadetle geçiren tamamını ibadetle geçirmiş gibi olur. O bir kısmını da açmışlar ve açıklamışlar. Ne kadar bir kısmı? Meçhul bırakmamışlar. Her sorunun cevabını bildirmişler, açmışlar. Hani şimdi zamanımızda böyle konuşuyorlar efendim, işte sanki bu mesele yeniymiş gibi. Halbuki yeni hiçbir mesele yok. Açılmayan veyahut da söylenmeyen hiçbir mesele kalmamış.
İki mesele kalmamış. Hepsinin cevabı verilmiş. İşte o gecenin bir kısmından maksat bir saat kadarmış. Bir saat mesela Kur'an-ı Kerim okudun. Diyelim ki 10 dakika Kur'an-ı Kerim okudun. 10 dakika tesbih çektin. 15-20 dakika namaz kıldın. Oturdun 10 dakika istiğfar ettin. Bir saati tamamladın. Ondan sonra veyahut da ilmihal kitabı, fıkıh kitabı okudun. Çünkü kendisine lazım olan fıkıh bilgilerini okumak, Kur'an-ı Kerim okumaktan da önde gelir. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak sünnet. Kendisine lazım olan ilmihal bilgilerini, fıkıh bilgilerini öğrenmekse farzayın. Farz mı, sünnet mi? Farz. Farz tabii. Farz önce geliyor. Yani diyelim ki kaza namazı borcu yok. Otursa mesela böyle ilmihal kitabı okusa, fıkıh kitabı okusa, kendisine lazım olmayan bilgileri, fıkıh bilgilerini öğrenmesi bile farz-ı kifayedir. Hele başkasına öğretmek niyetiyle okuyup iyi anlayıp da faydası dokunacaksa diğer taraftaki o nafile ibadetlerden, nafile namazlardan çok çok üstündür bu. Başkasını anlatmak amacıyla öğrenmek. Evet. Çünkü farz-ı kifaye. Öbürüsü nafile namaz. Sünnettir, müstehaptır. Buradan dinleyicilerimizin hatırına şu gelmesin. Efendim sünnettir, müstehaptır, öylesi yapmama. Hayır, değil. Kıymeti bildirilmek için, derecesi bildirilmek için bildirilmiştir bunlar. Çünkü farz olan ibadetler ahirette hesaba çekilecek. Hesaba çekilecek. Sünneti inkar etmek de insanın imanını götürür. Ama bir kimse önce evin temellerini atacak, duvarlarını örecek, çatısında kapatacak. Ondan sonra tezyinata süslemeye başlayacak. Bizde arsa yok, temel yok, duvar yok. Elimize bir avize almışız, bunu nereye takalım? Cereyan yok, elektrik yok, avizeyi dolaştırıyoruz. Olmadı. O avizedir. Müstahap olan, sünnet olan. Onlar onun süsüdür, zinetidir. Biz duvarları tamamlarsak, çatıyı kapatırsak, ondan sonra o duvarları sıvayacağız, o sıvayı artık istediğimiz gibi tezyin edebiliriz. Halı sereceğiz, elektrik enerjiyi de almışız, ondan sonra ampul de takabiliriz ama o zaman avize de takabiliriz. Daha güzel olur. Keçe de asabiliriz, kilim de, özür dilerim asabiliriz diyorum. Keçe de serebiliriz, kilim de serebiliriz, güzel halı da, makine halısı da serebiliriz. El dokuması halısı da serebiliriz. O da tabii maddi durumlarımıza göredir. Demek ki önce temel lazım. Binanın ana duvarları lazım. Ana direkleri lazım. Biz namaz kılmıyoruz. 5 vakit namazını kılmıyoruz. Böyle mübarek gecelerde 100 rekat namaz kılıyoruz. Bir faydası olmadı. Çünkü bizim borcumuz var. Önce o borcumuzu bitirmemiz gerekmektedir. Şimdi efendim bu ayda yapılan kıymetli bir ibadet de kurban kesmek. Ama kurbanı herkes kesmiyor. Kurbanı herkes kesmiyor. Kendisine vacip olanlar kesiyor. Kurban kesmek farz değil. Bazen bakıyorsunuz Fatma Hanım, Allah Allah diyorsun. Adamın etiketi var, kariyeri var. Hani zahiren bakıyorsun. Hani bir söz var. Dışarıdan bakıyorsun, yeşil türbe içerisine giriyorsun. Tövbe Allah tövbe diye. Hani dışarıdan bakıyorsun. Yani güzel bir bina, içerisine giriyorsun. Boş. Hani dışarıdan bakıyorsun, kalıp yerinde falan filan. Hani bir adama benziyor. Hı-hı. Ama şerif var işte, atasözümüz var. İnsan dilinin altında gizlidir diye. Öyle kalıbıyla adam olmazmış. Konuşmaya başlayınca adamın kaç krat olduğu, yani kaç gram geldiği o zaman meydana çıkıyor. Konuşmaya başlıyor. Ya diyorsun bu adam zır cahil. Veyahut da art niyetli. Çünkü mesela söylenen sözlerden veya yazılan basına intikal ediyor. Diyor ki kurban hakkında diyor sadece diyor Kevser suresinde bir tane bir ayet-i kerime var diyor. Başka yok. Başka yok. Peki şimdi mesela diyelim ki arabamız var, yolda gidiyoruz, trafik polisi çevirdi bizi. Hı hı. Arkadaş dedi, bu konuda da kanun var. Yasak bu. Hı hı. Biz şimdi trafik polisine desek ki hemşerim kaç tane kanun var? Bir tane diyecek. Yetmez. Meclisten 100 tane kanun çıkarmak lazım. Denir mi bu? Hocam dense de zaten polisin yapacağı şey değişmez. Senin yapacağını yapar. Hayır, mantıksızlıktır bu. Evet. Mantıksızlıktır bu. İdraksizliktir, anlayışsızlıktır bu. Ya Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir yerde bildiriyor bunu. Evet. Bir tane bildirsin. Kur'an kesin bitti. Kevser suresinde mevcut. Halbuki bir yerde de değil. Mesela Maide suresinin 27. ayet-i kerimesinde mealem olur ki, ey Muhammed onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını doğru olarak anlat. İkisi birer kurban sunmuşlar da birininki kabul edilmiş, diğerininki ise kabul edilmemişti. Yani kurban Kur'an-ı Kerim'de var mı? Elbette ki var. Mesela Haç suresinin 34. ayet-i kerimesinde meal olarak biz her ümmete kurban kesmeye uygun hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. Bu da Haç suresinin 34. ayet-i kerimesi ve Kevser suresinde de biz sana Kevser verdik, onun için Rabbine kulluk et ve kurban kes. Keven har
Kes buyuruluyor açıkça. Peki ama ayet-i kerim olduğu halde farz değil. Müjde ihtimamlar oradaki hikmeti ve sebebi peygamber efendinin tatbikatını ve sözlerini. Bakın Hanefi mezhebinde vacip, Maliki mezhebinde müekked sünnet, diğer üç mezhepte vacip derecesinde kuvvetli sünnet. Çünkü onlar vacip kelimesini kullanmıyor. Müekked sünnet Hanefi mezhebindeki vacip makamındadır. Yani Cenab-ı Hakk'ın emridir. Kimler kese Müslüman olacak, akıllı olacak, erginlik çağına girmiş olacak, mukim olacak ve yani yolcu olmayacak, seferi olmayacak ve kurban nisabına malik olacak. Ne demek kurban nisabına malik olacak? 96 gram altını veya bunun karşılığı, bunun karşılığı parası. Aşağı yukarı 480-490 milyon civarında oynuyor. Hı hı. Çünkü altının fiyatına göre inip inip çıkıyor bu fiyat. 480-490 milyon parası olan Kurban Bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü bu kadar parası olan bir kimse dinen zengin kurban nisabına maliktir. Kurban kesmesi vaciptir. Üzerinden bir yılın geçmesi gerekmiyor. Gerekmiyor. Veya kız çocukları için, erkek çocukları için buluğa ermişlerdir ama daha bekardır, evlenmemişlerdir. Bunların çeyizleri var. Mesela anne kızına vermiştir çeyizi. Bir bakıyorsunuz bunları bir hesap ediyorsunuz. Bazılar vardır 1 milyar tutuyor. Bu kız çocuğunun veyahut da erkek çocuğuna ait olmuş olsa bunlar kurban nisabına malik. Bunun zekatı verilmez. Ama bunun kurban kesmesi gerekir. Efendim ona da nasıl keseceğiz? O zaman anne üzerine alsın veya baba üzerine alsın. Evde kim kesiyorsa desin ki kızım oğlum tamam ben bunları sizin için hazırladım. Evlendiğiniz zaman vereceğim. Bunlar benimdir desin. Böylece o çocukları o yükten kurtarsın. Aksi halde kurban kesmezlerse günaha girmiş olurlar. Kurban kesmek vaciptir, bir ibadettir. Zamanında Kurban Bayramı birinci, ikinci ve üçüncü günüdür. Bu günlerde kesilmeyecek olursa günaha girilme durumu söz konusu olur, söz konusu olmaktadır. Allah-u Teala tabii o da bir ihsandır, lütuftur. Kurban kesmek, kurban ibadetini yerine getirmek de Cenab-ı Hakk'ın lütfudur, ihsanıdır. Bu ibadeti yerine getirenlere de mübarek olsun diyoruz. Haftaya inşallah Teala tekrar bayramın birinci günü inşallah Teala buluşuruz. Cenab-ı Hak tabii ömür verdiyse, nasip ettiyse inşallah Teala. Efendim içinde bulunduğumuz ay Zilhicce'yi kıymetli günler ve geceler içerisinde bulunuyoruz. Birbirimize dua edelim. Biz dua ediyoruz. Dinleyicilerimize dua istirham ediyoruz. Bol bol tövbe istiğfara da devam edelim efendim. Evet inşallah önümüzdeki hafta bayram gecesi sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Gönül Pınarı.